Evet sevgili dostlar, destekçilerimiz golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlara buradan tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yurt dışındaki arkadaşların hani kanalı sahiplenmesi yurt içindeki arkadaşlardan daha fazla nedense. Yurt içindeki arkadaşlara diyorum ki ya bir kişiyi, iki kişiyi davet edin şu kanala. Abone getirin arkadaşlar. Getirdiğiniz abonelerin kullanıcı adını lütfen bir yere not edin. Çünkü zamanı geldiğinde soracağım. Diyeceğim ki arkadaşlar herkes getirdiği abonelerin adını yazsın. Kullanıcı adını diye. Ve bir yarışma yapacağım. Belki de bir kişiye forma hediye edeceğim. Belki de 5 kişiye forma edeceğim. Golvar.com'dan destek bekliyorum. Onlardan destek geldiği anda bunu yapacağım. Arkadaşlar lütfen bakın rica ediyorum. 68.500 olduk. Yani bu benim başarım değil. Bu sizlerin başarısı. Çünkü ben sadece video çekiyorum. Diksiyonum o kadar iyi değil. Hani konular o kadar hakim değilim. Ekrana bakıp vesaire video çekiyorum. O yüzden sizin desteğiniz olmadan hiçbir şey yapamam. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Ben de elimden geldiğince sizlere haberleri aktarmayı sürdüreceğim. Sadece transfer döneminde değiliz. Yeni gelen arkadaşlar. 7 gün, 24 saat, 365 gün, 6 saat. Hiç fark etmiyor. Lig devam ederken lig, milli maç arasında sohbetler, Fenerbahçe'ye dair gündemler. Siz boşuna internete girip de sağdan soldan haber araştırarak boşuna uğraşmayın. Ben sizin yerinize hepsini araştırıyorum, merak etmeyin. Ve size en doğru bilgiyi de aktarmaya çalışıyorum. Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür ve Ryan Kent açıklaması diyor. Hull City sahibi Acun Ilıcalı Beyaz TV'ye Beyaz futbol programına konuşmuş. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuş. Beni alakadar eden Kent kısmı. Hani Trabzonspor kısmı çok umurumda değil. Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Ryan Kent'le ilgili görüşlerini dile getirmiş. Hani futbolcuda istek göremediklerini söylemiş. Ryan Kent konusuna gelecek olsak şu konu önemli. İstek, iştah, oynama arzusu gibi istekler önemli. Abdülkadir'de bu nasıl varsa ki Ozan Tufan'da da var ve taraftarın sevgilisi oldu. Ryan Kent'te bu iştahı göremedik ve başka bir futbolcuya yöneldik diye konuştu. Arkadaşlar ben size söyledim. Kent'i çok istediler. Acun Ilıcalı almak için çok uğraştım. Ama oyuncu gitmemek için çok uğraştı. Ben anlamıyorum. Çok saçma bir şey. Çağlar Söyüncü'ye dair de diyor ki Çağlar'ı kim sevmez ki? Çok doğru bir transfer. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım yaptı. Üstüne Çağlar geliyor. Kadroya baktığımızda ikişer ikişer oyuncuları var. Bu kadro genişliği takımlar için çok önemli diyor. Edin Dzeko sözleri. Edin Dzeko'yla ilgili de Edin Dzeko olağanüstü bir futbolcu. Dzeko'yu doğru topların gelmesi gerekiyor. Dzeko formsuz olduğunda takım düşebiliyor. Türkiye'nin standartlarına göre peş peşe maçlar oynuyor Dzeko. Türkiye'de top oynamak kolay değil. Türkiye'de futbolcular Mart ayında yorulmaya başlar. Artık İsmail Hoca kadro zenginliği ile değerlendirecek bu rotasyonları diyor. Arkadaşlar bak çok güzel bir noktaya parmak basıyor. Asıl şimdi futbolcuların yorgunluğu başlayacak. Rıdvan Yılmaz'la ilgili de hani yanlış bir yerde olduğunu söylüyor Rıdvan Yılmaz'ın. Yanlış yere gitti. Acil geri dönüş yapması lazım diyor. Hani Galatasaray şu bu kim alırsa alsın diyor. Bence biraz ya ben Rıdvan Yılmaz'ın hani çok da yorum yapmayayım. Ya bilmiyorum da Beşiktaş'tan çok övdüğü kadar mükemmel değil. Glasgow Rangers'ta bence bir şeyleri anladı ki elden çıkartmaya çalışıyor. Neyse konumuz bu değil. Biz devam edelim. Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı arkadaşlar. 24. hafta 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor maçı var deplasmanda. Fenerbahçe bu deplasmana konuk olacak ve inşallah galibiyetle ayrılacak sahadan. Isınma koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can tesislerinde antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyonda başladı. Ankaragücü karşısında ilk 11'de görev yapan isimlerin yenilenme çalışmasıyla tamamladıkları idmanın iki grup halinde pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı. Salı gününü Fenerbahçe izinli geçirecek. Yani bugün Fenerbahçe'miz izinli arkadaşlar. 31 Ocak çarşamba günü yapacak idmanla devam edilecek. Uzun zamandır çift maç haftası olduğu için çok yıprandı. Çok ciddi yara almıştı bu süreçte. İyi oldu. Çağlar'da bireysel çalışmalara başlamış. Salı günü takım izinliyken de idmanını yapacakmış arkadaşlar. Yani bugün Çağlar'ın idman fotoğrafını görünce diğerleri nerede? Niye Çağlar tek yapıyor falan demeyin. Bu arada bir şey de belirteyim. Ya kulağıma gelen bir bilgiyi belirteyim arkadaşlar. Oosterwolde'den İsmail Kartal aşırı memnun. Ancak Şans öyle yüzüne güldü ki Fenerbahçe'nin. Baktığın zaman Çağlar da geldi. Djiku diye bir elemanımız var. Maşallah var. Bonucci 40 yıllık Fenerbahçeli gibi. Becao da iyileşti, dönüyor. Artık var ya Fenerbahçe'de yani savunma gerçekten sıkıntı. Ha, bu sorun nasıl çözer? Kusura bakmayın. Bence Antalyaspor maçında Osayi dönene kadar Ferdi sağ bek, Oosterwolde sol bek oynar. Bana kalırsa. Şimdi Ferdi'nin bitiriciliği, Oosterwolde'nin hızı, yaptığı ortalar. Bakın biz son dönemde çok orta denemeye başladık. Sağ beke sağ ayaklı iyi orta açabilen isim. Sol beke yani sol stoper ya sol beke sol ayaklı iyi orta açabilen sol bek lazım. Bence Oosterwolde sola, Ferdi sağa geçecek. Djiku, Bonucci, Serdar Aziz, başka kim var? Becao, Çağlar. 5'i de oynayabilir durumda. Ama muhtemelen Çağlar'ın Antalyaspor maçında ben kadroya alınmayabilir. Çünkü bireysel olarak şey yapabilir. Ama alınsa da 5 tane stoper. Bakın bir şunu da belirteyim. Bu oyuncuların hepsinin şey özelliği yok. Sağ bekte oynama, sol bekte oynama özelliği olan da var. Bu arada Serdar Aziz'e ilgi olduğunu söyledim miydi Beşiktaş'tan? Söylemedim değil mi? Serdar Aziz'e Beşiktaş'ın ilgisi var arkadaşlar. Serdar Aziz'in gitme ihtimali var. Bilginiz olsun. Türk Süper Lig yayın ihalesinde yabancı yayıncı sürpriz diyor. Türkiye Futbol Federasyonu GSE yayın ihalesi açıklamasını yapmış. 4 kurumun ihale dosyasını aldığını ve 4 yabancı kurumun da ihaleyle ilgilendiği öğrenilmiş. Falan filan yayıncı kuruluş 26 Ocak 2024 saat 17'de ihale dokümanlarının son teslim alma süresi bir hafta uzatılmış. 2 Şubat saat 17'ye kadar uzatılmış. Burada tabi TRT'nin Şampiyonlar Ligi'ni vesaire alması etkili diye düşünüyorum. Çünkü niye? Arkadaşlar bizim ligin bir marka değeri yok. Sağ olsun Galatasaray'ı şampiyon yapmak isteyen oluşum, güruh, fanatikleri, hakemleri, PFDK'sı, MHK'sı marka değerini mahvetti. Yavaş yavaş bazı Anadolu kulüpleri ve taraftarları ayıktı. Uyandılar mevzuya. Ulan arkadaş Galatasaray şampiyon yapacağız diye ligi mahvettiniz demeye başladılar. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu düzen böyle devam etsin. Önümüzdeki 50 yılın 25'inde Galatasaray şampiyon yaparlar. 50 yılın 25'inde. Kimse ayıkmasın, isyan etmesin diye de araya bir iki tane bir şey sıkıştırırlar. Anlatabiliyor muyum? Ha şunu söyleyeceğim. Daha beter duruma düşerler. Kendileri bilir. Yani bugün Galatasaray şampiyon olsun diye onurundan vazgeçen varsa yarın bir gün ekmeğinden vazgeçer. Bak şunu özellikle söylüyorum. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar diyor. Adaletin olmadığı yerde kalitesizlik başlar. Her türlü kalitesizlik başlar. Mesela şöyle düşünün. Ülkede hırsızların hiçbir ceza almadığını düşünün. Ülkede ne artar? Hırsızlık artar. Güven azalır. Ve bu sefer iyi niyetli insanlar da hırsızlığa alışabilir. Yani insanlar dinlenim ondan çıkabilir. Adalet olsa bu sefer hırsızlık azalır. İyi insanlar kendini zaten muhafaza ederken kötülerden de iyiye kayanlar olur. Aynı ligimizde böyle. Koruma, kollama, hakem pohpohlaması, offside'ımsı, elimsi, penaltımsı oldukça bu ligin hiçbir değeri olmaz. Neyse Süper Lig, 1. Lig müsabakaları falan filan teklif vermek için son tarih 14 Şubat çarşamba günü olduğunun vurgulandığı belirtilmiş. 4 yabancı kurumunda ihale dosyası almış. Yabancı kurum 4 tane de Türk kurumu. Valla ben şunu söyleyeyim. TRT maçları alırsa Süper Lig'in bence kaderi değişir. Bence Süper Lig altın çağını TRT'nin maçları almasıyla birlikte yaşar. Ha, bunu niye söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Arkadaş devletin kanalı TRT. Nasıl dizi yapmasını, işte Diriliş Ertuğrul, Kuruluş bilmem ne, Ahmet Mehmet'i herkes istiyorsa benden maçlar almasını istiyorum. Ya düşünsene ya. Düşünsene Fenerbahçe maç yapıyor. Hazırlık maçı için cartı alacaksın. Avrupa maçı için curtu alacaksın. Lig maçı için pırtı alacaksın. Bilmem ne turnuvasına katıldığı için de tırtı alacaksın. Kardeşim benim hayattaki en büyük keyfim, en büyük eğlencem Fenerbahçe maçını izlemek. Ya hepsini bir arada toplayın. Parası neyse verelim. Ya da bütün maçlara bu şekilde yapın. Ve şunu belirteyim arkadaşlar. Türk ekonomisi o kadar iyi bir ekonomi değil. Yani insanlar çıkarıp da al 500 lira Beyin Sport'sa, al 200 lira bilmem şuna, al 100 lira eksene. Ayda 1000 lirayı hiçbir Allah'ın kulu maç için vermez. Yanlış anlamayın beni. Bütün maçlarını toplayın takımın. Deyin ki 250 lira, 300 lira. Mesela ben 300 lira veririm. Fenerbahçe'nin bütün maçları bir şey de olsun 300 lira veririm. Hiç sıkıntı değil. Herkes verir. Sayı artar. Neyse, Fenerbahçe demişken transfer haberiyle devam edelim. Premier Lig ekibi Tottenham. Fenerbahçe'mizin yıldızı Sebastian Szymański için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Şimdi ben şunu da belirteyim arkadaşlar. Szymański'de bir düşüş var değil mi? Yok arkadaşlar, siz öyle görüyorsunuz işte. Ben bunu anlatamıyorum. Szymański gol ya da asist yapmayınca düşüş var zannediyorsunuz. Durum öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Maçın içindeki hamlelerine bakın. Bakın. Kurunić tam alıştığı zaman Szymański'nin performansı artacak. Gol asist sayısı artacak. Sebebini de anlatayım size. Sebebi şu. İsmail orayı toparlarken orada birinin pas dağıtması lazım. İsmail kendi dağıtıyor ama bir kişinin de yardımcı olması lazım. İkincisi, ön alan presine o 8 numaranın da destek çıkması lazım. Szymański basıyor. Dzeko kapatıyor. Öbürleri kanatı kapatıyor ama merkezden geliyorlar. İşte 8 ve 6'da orada biraz itidalli davransa iş biter. Szymański ne yapıyor? Prese katılıyor. Eyvallah. Gol yollarında sıkıntı. Sebebini söyleyeyim size. 8 az işlediği için Szymański yoruluyor. Djiku da yoruluyor. Haliyle ne oluyor? Dzeko'da, Szymański'de gol atamıyorlar. Ya da asist yapamıyorlar. Bu da skor olarak kötü bir görüntü sergiliyor. Ama takım katkısı, takım hücumu vesaire. Ben şunu söyleyeyim. Oosterwolde'yi sol beke, Ferdi'yi sağ beke aldığımız anda Szymański'de gol atar, Dzeko'da gol atar. At fava bekle. Şimdi Szymański müthiş bir performans gösterdi maşallah. Transfer tekliflerinden dolayı biraz kafası karıştı gibi, doğruya doğru. Ancak çok iddialar atılıyor. Polonya basındaki habere göre Tottenham sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin Szymański'yi transfer etmek için 35 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia edildi. Arkadaşlar, bir futbolcuyu nasıl 35'e satarsın biliyor musun? 1. Oyuncu şahane performans gösterir. Var. 2. Oyuncu milli takımında şahane performans gösterir. Bu da var. 3. Oyuncu transfer etmek isteyen takımın milli takımına karşı mükemmel performans gösterir. Burada en baba örnek Vedat Muriç. Vedat'ı İngiliz takımları istiyordu. Tamam mı? Adını tam hatırlamıyorum ama İngiliz takımları istiyordu. Vedat gitti Kosova'yla İngiltere milli takımına karşı Wembley'de mükemmel performans. Gol yaptı, asist yaptı. İngiliz takımları Vedat'ı 6-7'ye isteyen takım birdenbire 14'e çıkarttı teklifini. Lazio bu durur mu? Yapıştırmış cevabı, ya tutarsa demiş. Totalde 21 milyon euroya çıktı. Vedat Muriç'ten aldığımız para. 21 milyon euro arkadaşlar. 5.75'te kulübüne verdik sanırım. Aşağı yukarı Sakaboy'un şeyi gibi yani, o da öyleydi hatırlarsanız, 1.15'ti. 4.5 daha verdiler kulübüne. Yani 5.65 falan oldu. Bu da benzeri oldu. Ama sonuç olarak Fenerbahçe Vedat'ı böyle satmıştı. Şimdi Szymański de öyle. Szymański Avrupa Şampiyonası'na gitme ihtimali olan bir oyuncu. Yönetim şu anda şampiyonluğa odaklandı. Szymański ile ilgili ben size en doğrusunu anlatayım. %100'ünü anlatayım. Arkadaşlar, iki kulübün menajeri Szymański ile ilgili teklif getirmek istiyor. Aracılar vasıtasıyla. Bakın hani mesela Fenerbahçe yöneticisi falan çıkıyor diyor ya. Resmi teklif gelmedi. Doğru, resmi teklif gelmedi. Resmi teklif yazılı olur. Faksla yapılır. Faks çekerler sana. Sen oradan resmi teklif olduğunu anlarsın. Ya da ilgi mektubu gönderirler. Bu da resmi teklif sayılır. Oyuncuyu menajerler aracılığıyla diyorlar ki işte hani yazı işlerine uğraşmayalım. Yani hem bizim şeyimiz düşmesin hem sizinki düşmesin ya da yükselmesin. Oyuncu da kötü etkilenmesin. Biz istiyoruz. Diğerler, millet de duyup da hani siz basına sızdırırsanız başkası sızdırırsa şey yapmasın diye aracılar vasıtasına soruyorlar. Fenerbahçe diyor ki oyuncuyu şu anda satmayı düşünmüyoruz. Oyuncuyu şu anda satarsanız kaça satarsınız? 100 milyon euro. Yani imkansız böyle bir şey. Ferdi'ye 100 milyon euro, Szymański'ye 100 milyon euro. İmkansız böyle bir şey. Keşke satılsa. İkisini de 100 milyon eurodan 200 milyon euroya satın. Hocam bunları satan şampiyonluğu satar. Alakası yok. 5 dakika içerisinde 2 tane çekersin. 2 tane yani Ferdi'yi de Szymański'yi de kapatırsın. Hiç sıkıntı değil. 100 milyon euroya satarsan o iki oyuncuyu. Yani senin borcun zaten bankalar konsorsiyumu borcun tamamen biter. Artı eline 100 milyon euro kalır. 2 tane de 20-40 milyon euroya babaları gibi böyle transfer marketleri 30 milyon euroluk olan 2 tane oyuncu çekersin. Anlatabiliyor muyum? Şey yaparsın. Ve yazın satmayı düşünüyoruz diyor. Arkadaşlar 35 maça çıkmış. 12 gol 14 asist yapmış. Yani 26 gol katkısı ama dakika bazında baktığınız zaman çok ciddi. Ve yaşı 24. Ben size şunu söyleyeyim. Biz Szymański'yi satarız. 35'ten de fazlasına satarız. Ben birazcık futboldan anlıyorsam, ben birazcık Avrupa kulüplerinden anlıyorsam sıradanın çok ötesinde bir 10 numara. Bana bugün Ali Koç desin ki bana bir rakam söyle, onun altına satmayacağım, kabul etmeyeceğim. Ama verdiğin rakamda illaki biri verecek desin. Ben söylüyorum. 60 milyon euro. Atın kenara, bekleyin. Fenerbahçe sadece şunu söyleyecek. Oyuncuyu 60 milyon euroya bırakıyoruz. Veren varsa buyursun, veren yoksa diye. Çok samimi söylüyorum. 60 milyon euroya alıcı bulur bu oyuncu. Kesinlikle bulur. Sebebini söyleyeyim. Klasik 10 numaraların çok aksine. Hocam sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Kimse 60 milyon euro vermez. Verir. 60 milyon euro. Bak. Bir ay önce sorun 40 milyon euro derdim. Şimdi 60 milyon euro diyorum. Ve çok da ısrarlıyım. Hele Polonya Euro 2024'e katılırsa siz o zaman bakın. Vitrine çıkarsa. Hele inşallah, kurban olduğum Allah'ım. Dualarımı kabul etsin. Fenerbahçe şampiyon olsun inşallah. Şampiyonlar Ligi apoletiyle lan burada vitrine çıkarsa biz bunu 80'e de alamayız deyip parayı basıp nasıl alıyorlar? İyi izleyin. Oosterwolde. Arkadaşlar, Napoli'nin Oosterwolde için ciddi bir isteği var. Bak Napoli anladı. Şimdi biz nasıl atıyorum oraya buraya şuraya bakıyorsak, millet nasıl mesela büyük takımlar nasıl Benfica'ya şuraya buraya bakıyorsa, Napoli sayesinde millet bize bakıyor. Arda Güler'i siz Real Madrid'in direkt aldığını mı zannediyorsunuz? Ben size Arda Güler olayında şöyle bir olay anlatsam. Arda 20+10'a gitti. 30. Ailesi de 23 milyon euro komisyon aldı. 53 milyon euro. Real Madrid kasasından 53 milyon euro çıkmış. İddialar böyle, duyumlar böyle. Şimdi 53 milyon euro vereceği bir futbolcuyu Real Madrid nasıl alır? Barcelona istediği için alır. Barcelona istediği için alır. Oosterwolde ve Szymański farklı menajerler tarafından Barcelona'ya öneriliyor. Barcelona'nın kafatasına bunları yapıştırmaya çalışıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Barcelona Szymański için 30 milyon euroluk teklif yapsın. Samimiyetimle söylüyorum. Real Madrid'e 40'a 50'ye satarsın. Bak çünkü bunlar birbirinin elinden almayı çok seviyorlar. Real Madrid farkındaysanız son dönemde gençlik aşısına başladı. Toparlamaya başladı. Ben size söyleyeyim. Oosterwolde konusunda Napoli çok uyanık. Çok zekice bir hareket yaptı. Ne yaptı? Fenerbahçe ile resmi yazışmalar olmadan görüştü. Çünkü aracı menajerler var. Kimici'den şuradan buradan dolayı. Ve Fenerbahçe'ye şunu ilettiler. 20+10 gibisinden bir teklif ilettiler. Arkadaşlar bundan %100 eminim. Bu duyumdan %100 eminim. Fenerbahçe dedi ki kesinlikle ve kesinlikle yazdan önce satmayı düşünmüyoruz. Artı dedi. Oosterwolde'nin şu performansı sürdükçe, sol bekte, sol stoperde böyle kendini kanıtladıkça da 35 milyon eurodan aşağı hiçbir teklifi kabul etmiyoruz dedi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Oosterwolde'yi 7'nin üstüne satarsak işte şu kadar %30 kesinti varmış. Arkadaşlar ben aklımda kalanı yazdım. Takımın içinde yönetime yakın kaynaklarıma da sordum. Var mı böyle bir madde diye. Allah razı olsun benim duyumumu doğruladılar. 4,5 milyon euro. Bakın geçen sene ben burada duyum verdim. 3 milyon euro sonraki satıştan %20 miydi 30 muydu pay istediler. Biz kabul etmedik. 4,5 sonraki satıştan %10'a 15'e kadar düşürdük. 4,5 milyon euro ve ya alacaktık. Sonraki satıştan %15 pay maddesiyle. Hatta maddelerden biri şuydu. Sezon sonuna kadar da Parma'da kalacaktı oyuncu. 4,5 milyon euroya. Kabul etmediler. Fenerbahçe dedi ki pay may yok. Ne kadar? 6 milyon euro. Fenerbahçe bastı 6 milyon euroyu aldı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Peşin aldık. Direkt. Sorduğum kaynağım, bakın kulübün içinde sorduğum kaynağım hiçbir şekilde Parma'ya geri ödeme maddesi yok diyor. Yani yine %30, ne %5, %2 hiçbir madde yok diyor. Ya diyorum ki bak 7'nin üstüne atıyorum 40'a satıldı. 33 milyon euronun %20'si. 6,6'yı Parma'ya vereceğiz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Fenerbahçe 6 milyon euroluk net bir anlaşma yaptı. Parma'nın açgözlülüğüyle bu anlaşma bu şekilde tamamlandı diye. Arkadaşlar Fenerbahçe forması bu sezon 30 maç, bir de gol sevinci var. Yani kesinlikle ve kesinlikle de böyle de bir maddesi yokmuş. Benim duyumlarım bu şekilde. Ha benim duyumlarım yanlıştır. Bir şey diyemem. Bunu sizin güven endeksiniz belirler. Hocam bugüne kadar takip ediyordum. Doğrudur, yanlıştır. siz bilirsiniz. Yani sizlerin bileceği iş bu. Ben bir şey diyemem. Ama şunu da özellikle ve özellikle belirteyim. Oosterwolde 1, Ferdi Kadıoğlu 2, Szymański 3. Bakın Fenerbahçe'nin yazın kafasını baya ağrıtacak isimler. Ama siz yanlış yere bakıyorsunuz. Sizin bakmanız gereken yeri ben size söyleyeyim mi? İrfancan Kahveci ve Cengiz Ünder. Bak çok aşırı yanlış şeye bakıyorsunuz. Çok. Felaket yanlış yere bakıyorsunuz. Peki hocam. Hadi şöyle bir masalımsı bir senaryo anlat. Hani diyeyim ki iyi sallıyor diyeyim. Ya da beklentini temennini söyle. Ya ben şu beklentiyi söyleyeyim. Ferdi artı Szymański. Artı Oosterwolde. Artı İsmail Yüksek. 130 milyon euro yapar mı? İmkanı yok değil mi? Yapmaz. Ya yaparsa? Bu arada bir kez daha anlatayım taksimi. Arkadaşlar 130 milyon euroya sattınız. 10 oyuncu, 5 oyuncu, 2 oyuncu, 4 oyuncu fark etmez. 3,5-4 milyar civarında borcumuz olduğu için bankalar konsorsiyumu gelirin yarısını alıyor. Ne kadar? 65 milyon euro. Düz hesap 70 diyeyim de kafalar karışmasın. 70 milyon euro. O zamana euro ne kadar yaptı? 50 yaptı. Zannetmiyorum da kolay olsun. 3,5 milyarda borcumuz var. 70 kere 50 hani 3,5 milyarı etti. Bankalar konsorsiyumu aldı. Borcunu ödedi. 70'te senin 65'te senin cebinde kaldı. 65 milyon euro ile istediğin transferi yapabiliyorsun. Sonra bir teklif geldi oyuncunun birine 20'ye sattın. Arkadaşlar 20 direkt kasaya. Çünkü bankalar birine borç bitti. Artık kesilecek bir durum yok. Anladınız mı? Artı bir durum daha var. Borç 3,5 dedim. Ama bu yıl ödenmesi gereken para ne kadar? Atıyorum 1,5 milyar. 50 milyon euroluk satış yaptın. 1,5 milyar lirayı karşıladın ya. 51.'yi sattın. Yani pardon özür dilerim. 100 milyon euroluk satış yaptın. 50'siyle karşıladın ya. 10 milyon euro teklif geldi. Yine kasaya atıyorsun 10'unu da. Bu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Aklınızda dursun. Ha inşallah Fenerbahçe şampiyon olsun. Kadromuz daha da güçlensin. Gerekirse 1 verip 3 alacak kadrolar kuralım. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanalın bir ferdisiniz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.